bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış. Yaşlı bir usta, çırağının sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye cevap verdi. Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu tekrar sordu. Tadı nasıl? Nasıl? Ferahlatıcı diye cevap verdi genç çırak. Tuzun tadını aldın mı diye sordu yaşlı adam. Hayır diye cevapladı çırak. Ve bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi. Hayattaki ıstıraplar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Isırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ısırabın acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır. Neyin içine konulduğuna bağlıdır. Isırabın olduğunda yapman gereken tek şey, yapmamız gereken tek şey, ızdırap veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak. Bardak olmayı bırak. Göl olmaya çalış. Göl olmaya çalış.